Herkese merhaba, ben Tuğçe Uluvar. Bugün 2 yıldır bekleyen, bir türlü çekemediğim bir videoyla karşınızdayım. Evet, 2 yıldır bekledim, şaka yok. Birçok sorun çıktı, erteleme gerekmediği halde ben erteledim. Şöyle oldu olaylar. Önce işte dedim ki yayınlansın, elime ulaşsın. Elime ulaştıktan sonra sivilcem çıktı, sivilcem gelsin. Diş teli takıldı, dişteki teli çıkıyor. Diş teliyle böyle bir video tabii de çekemezsin diye. Sonra aile geldi, aile gitsin. Hastalandım, iyileşeyim. Yaz geldi, çok sıcak. Kış oldu, çok soğuk. Çorapla video mu çekilir derken. Sonra ikincisi de çıkıyormuş. İkincisi de çıksın, ikisini beraber çekerim diye bu ana kadar geldim. 2 yıl erteledim. Hiç videoyu bu kadar ertelememiştim. Bunların hepsi tabii ki de bahane. Altına. O kadar özeniyordum, o kadar çok böyle çok güzel bir video olmasını istiyordum ki kafamda bir türlü oturtamadım. Hiçbir zaman doğru zaman değildi tabii ki de. Ve şu an yapabiliyorum bunu. Doğru zaman olduğu için tabii ki de değil. Çok yanlış bir zaman muhtemelen. Çünkü yarın bu evden taşınıyoruz. Yani şu gördüğünüz her şey yarın kulelerin içine girip gidiyorlar. Ben de dahil. Ben de gidiyorum. Hani gerçekten de son ana o yumurtanın kapıya dayanıp böyle kafa ataraktan artık çatlamaya başladığı bir noktaya kadar erteledim işimi. Hiç utanmadan da söyleyeyim. Ben de böyle yaşıyorum ben hayatı. İyi hayatta kalabildim bu zamana kadar. Gerçekten de yarın Brezilya'dan bu projeyi gerçekleştirdiğim, çoğunun çizimini yaptığım bu atölyeden de ayrılıyordum artık. Yapmak zorundaydım. Hani bu yapmak istiyorsam yapmam gereken an bu anda. Son ana kadar bekleyip şu anda bu videoyla karşınızdayım. Anlayacağınız üzere aşırı heyecanlıyım. Çok benim için çok önemli olan bir şey paylaşacağım sizinle. Zaten ağzımdan, yüzümden, değişik mimiklerimden, vücut dilimden anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Lafı uzatıyorum çünkü bu video gerçekten lafı uzatarak devam edecek ama size öncelikle bir projeden bahsedeyim. Bu benim hayatımda şimdiye kadar. Şimdi çok güzel bir proje daha geliyor ama yapıp bitirdim diyebileceğim şimdiye kadar en güzel, en anlamlı, en özel projeydi. Projelerden biri miydiye kadar gittim neredeyse. Hani kafa kafaya birçok şey var ama bu böyle benim için life changer, hani wow, you Tuğçe, yo dostum, what's up falan diye böyle dolar şeklinde kolyemi takıp etrafta böyle breakdance yapacağım kadar havaya sokan bir projeydi beni. Hislerime tercüme oldu diye düşünüyorum söylediğim saçma sapan cümle öbeği. Ben bundan tam 2 sene önce güzel bir kontrat imzalayıp Warner Bros'un lisanslı ürünü olarak 2 tane Harry Potter Illustration kitabı çıkarttım. Yani tüm illüstrasyonları ve içindeki step by step, yani adım adım başarıya giden yolların açıklamaları, her şeyi A'dan Z'sine bana ait olan 2 kitap çıkardım. Tek kitapla başlayıp ikincisine doğru az önce de anlatmaya çalıştığım gibi girişte aslında ilerledi projemiz. Her şeyin nasıl başladığını anlatayım önce size. Sonra da sorularınızı alacağım. Böyle hayali arkadaşlarım şuradan bana sorular soracak. Ben de cevaplayacağım bunları. Şimdi tam biz Fransa'dan Brezilya'ya taşınacağız. Bana bir mail geldi. O kadar çok spam mail geliyordu ki o sırada Rus mafyalarından. Onun için fazla ciddiye almadım. Yani cevap verdim ama aklımın kenarına böyle uçup gitmiş böyle. Hani bir şeye, gerçeğe dönüşecek mi? Bir ucu var mı? Gelir gideri var mı falan diye böyle üstüne durmadığım bir projeydi. Bir maildi. Brezilya'ya ilk adım attığımız gün, yani otele giriş yaptıktan sonra maillerime baktığımda bir kontrat gördüm. Inside Edition'dan, bu Los Angeles bazlı bir tane yayın şirketi. Ve Warner Bros'la lisanslı ürünler çıkartan bir şirket. Onlar bana Harry Potter'la ilgili bir kitap çıkarmak istemediğimi sordular. Hikayenin devamını sen yaz dediler Tuğçe. İzledik videonu YouTube'da, ne güzel sallamışsın, koymuşsun, geçirmişsin, ağızlarına sıçmışsın bütün karakterleri. Buradan alır yürürsün sen demişler. Aslında biraz da YouTube'a bağlı ama bu videoyu YouTube'da da yayınlamak benim için hani yapmam gereken bir şeydi. Böyle ilk proje geldiği andan beri bu projenin tüm sürecini anlatmak istediğim bir video çekeceğimi biliyordum zaten. YouTube'da benim bu Harry Potter Doodle'ları videom vardı. Oradaki işte çizimimi Instagram'dan görüp çok hoşlarına gidip benimle iletişime geçip Harry Potter illüstrasyonları olan bir kitap yapmak ister misin dediler. Aslında yani kitabın yazarı olacağım. İllüstrasyonları A'dan Z'ye step by step başarıya giden adımlarını tek tek anlattığım, baştan sona bana ait olan bir kitap çıkardık. Evet, şurada arkamda bebeklerim zaten, size birazdan göstereceğim. Bu benim ilk kitabım. Anlayacağınız üzere zaten giriş yaptan 2 tane bebişim var bu şekilde. İlk olarak şunu söyleyeyim. Ben gerçekten büyük bir Harry Potter hayranıyım. Belki videolarda görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ne güzel ki o kadar çok seviyormuşum ki durup doodle'ını yapmışım, bunu tutup orada paylaşmışım. Onlarla bunu görmüş, hoşlarına gitmiş ve proje bana geldiğinde gerçekten hani böyle projede yer almak
Yani birçok çizim yapıyorsun, birçok video yapıyorsun, birçok proje geliyor geçiyor ama bana manevi olarak da böyle küçüklüğümü döndürüp çizdiğim her şeyde böyle birçok şey hatırlatan, yüzümü gülümseterek yaptığım bir proje oldu ve elimde yani daha önce hiçbir kitap çıkarmadım ben, illüstrasyon kitabıyla ilgili hani öyle bir projem, öyle bir arzum da açıkçası yoktu, hiçbir zaman aklımdan geçmemişti ki zaten bana ilk geldiğinde yapabilecek miyim acaba dedim, hiç yapmadığın bir şeyin o hani. Bir de şey değil bu hani minik bir yayın şirketiyle küçük bir deneme yapmıyorsun. Kocaman bir şirkette Warner Bros'un lisanslı ürünü olarak hani tüm dünyada satılacak bir ürün çıkacaktı. Strese girdim mi? Evet girdim. Oldu yani ve çok pürüzsüz bir şekilde oldu. Neredeyse hiç revizyon dönmeden oldu. Herkes yani çalıştığım herkes çok yardımseverdi, çok tatlıydı, çok beğendiler. Hepimizin böyle mutlu olacağı bir sonuç doğurdu ortaya ki hatta ikinci kitabı da yaptık hemen ardından. Mutluluğumuz bu seviyede yüksekti ama. Bir de tabii size şeyden de bahsedeyim. İlk hani projemiz geldi, biz o sırada yani Brezilya'ya geldiğimiz ilk 3 sene ev arıyorduk. Taşınma aşamasındaydı. Yeni bir ülke, yeni bir dil. Bunları falan geçiyorum. Zaten ayrı bir karmaşası vardı. Ve ben o sırada Animation Mentor'a devam ediyordum. Yani neredeyse full time olacak bir şekilde okuyordum. Ve bu iş geldiğinde otelde kalıyorduk. Ben kitabın, yani ilk kitabın neredeyse hepsini otelde böyle yerdeki bir kahve sehpasında çizdim. Böyle minderleri üst üste koyup bel ağrısını ileride ödeyeceğim, onu bunlar gelecek seni tırmalayacak diyeceğim, bütün bedelleri ileride ödeyeceğim şekilde vücudumu abuk subuk şekilde sokarak günde böyle 6-7 saat o kahve masasında oturup çizim yaparak geçirdim. Onun dışında zaten oradan kalkıp bilgisayar masasına geçip animasyon yapıyordum. Böyle bayağı yoğun, kalabalık, heyecanlı ve çok yorucu bir dönemdi benim için ama hiçbir şekilde şikayet ettiğim bir dönem değildi. Hem bedensel hem ruhsal olarak yorulsam da öyle büyük bir tatmindi ki benim için anlayacağınız üzere. Yani yüzümün aldığı şekillerden anlıyorsunuzdur zaten. Yaklaşık olarak süreci tam oturtamıyorum ama yani 5 ayda falan bitti diyebilirim. Çünkü yani ilk aşamada benim bir sketch atma şeyim vardı. Hani tüm objelerin listesini ulaştırdılar bana içinde. Kitabın içine istedikleri itemların hangi doodle'lar olacak şeklinde. Ben onlar hakkında sketchlerimi yaptım. İşte bu Picasso'nun ben bu horozu çiziyorum ama kaç tane horoz çizdim kafası da bir şeydi benim için. Bir 500 tane falan hani nasıl abartıyor. Tamam 5-10 tane diyebiliriz. 10 tane bence çok ideal bir rakam. 10 tane falan sketch'ini atıyordum. Birkaç renk denemesi yapıyordum. Sonra direkt kağıdımı alıp mis gibi oturup o final işini yapıp çıkartıyordum. Ki kitabın içinde bazıları tek çizimken bazı çizimler step by step yani bir 10-12 tane falan adım adım taratılmış halleri var. Yani biraz çiziyorum, taratıyorum. Daha sonra biraz daha boyuyorum. O katmandan sonra kurutuyorum, tekrar taratıyorum. Hani öyle bir serideydim ki hani aynı anda 5 tanesini falan yapıyordum. Biri kururken diğerlerine devam ediyordum ki işin kötüsü Rio'dayız biz. Burası gerçekten birazcık sanat düşmanı gibi bir şehir. Tam olarak değil ama çok zor güzel ürün bulmak. Bildiğim böyle Kans'ın kağıtları çizdim ki ben hani aşağıladı Kans'ını. Hani Kans'ın olan değil de Kans'ın olan açıklayamıyorum şu anda. Şöyle söyleyeyim, kağıt bulmak çok zordu. Bulabileceğim en iyi kağıt Kans'ın böyle bir 300 gram suluk boy kağıdı vardı da onunla idare ettim. Normalde ben bunu Türkiye'de falan yapıyor olsam orada özel kağıt falan bastırır yapardım. Buradaki seçenekler benim için birazcık daha limited'di ama önemli değil. Hani şımarıklıydı o işim birazcık da. Onun dışında her şey böyle su gibi aktı. Çok güzel gelişti. Kitabım herhalde yani dediğim gibi çok az revizesi vardı. 2-3 revizeden sonra basım falan da çok hızlı gerçekleşti. Tekstlerin hepsini ben İngilizce yazdım ki İngilizce hani Türkçe bile bazen videolarımda yaptığım şey açıklarken zorluk çekiyorken İngilizce ciddi bir dille hani saçmalamadan ala öyle yapıyorsun pıçı pıçı attırıyorsun falan filan şuradan böyle kenara kaçırıyorsun peçeteli üstüne bastırıyorsun falan filan diyemeden daha böyle mantıklı herkesin anlayabileceği dilde bir şey anlatmak birazcık zordu. Neyse ki zaten editörleri üstünden geçti onlarla beraber ilerledik tekstlerde hani nasıl anlatabiliriz, en iyi nasıl açıklayabiliriz diye. Hatta onların anlamadığı şeyler vardı teknik olduğu için böyle video görüşmeleri yapıp bak şöyle fıçıyı böyle tutuyorsun, şöyle yapmak gerekiyor, böyle kaldırıyorsun, şuradan kaydırıyorsun falan bunları nasıl açıklayabiliriz diye beraber böyle yeni kelimeler üreterek ilerlediğimiz bir dönemde ve yaklaşık 5-6 aylık çalışmanın sonunda bu bebeğimiz ortaya çıktı. Bebek ortaya çıktıktan sonra benim de tam okul, yani çok güzel denk geldi. Okulun dönem arasıydı. 2 haftalık falan bir boşluğum vardı. Aynı anda kitap da bitti ve biz
o taşınma, işte karantinada kalma dönemi. Yani Fransa'da gerçekten karantina lanet bir şey. 2 saat falan dışarı çıkabiliyordun o sırada. Bilmiyorum Türkiye'deki durumlar nasıldı, tam hatırlamıyorum da açıkçası ama beynim birazcık silmiş o kısımları da. Böyle okul araya girdi, kitap bitti. Daha doğduğu çıkıp Rio'da hiçbir yeri gezememişim falan. Böyle Nicole'e çıktık, hemen güzel bir tatil yaptık. Tatilimizi yaptım, döneceğim, okul başlayacak artık, biraz daha rahatım falan derken döndüğüm gün, yine zamanlama çok iyiydi. Bana bir tane daha mail geldi. İkinci bir tarafı yapmak istiyoruz devam olarak. Ne dersin? Birazcık daha böyle upgrade olmuş, birazcık daha ustalaşmış halini ve Harry Potter'la Fantastic Beasts'in karışımı, böyle bir şey yapalım istiyoruz dediler. Ben tabii 3.5 atıyorum, tamam ilkini yaptım ama objeler daha kolaydı, daha Harry Potter'lı. Fantastic Beasts'te Harry Potter'a kadar olduğu kadar into değilim. Bir de orada abuk sabuk bir sürü yaratık var. Hayvan objeleri, canavarlar falan, yaratık aşağılıyor. Canavarım hiç benlik değil ve hayvan zaten çizemem ve çizmeyi sevmem diye düşünüyordum ki bu proje gerçekten beni açtı yani. Yapabilitemi birazcık daha görmüş oldum. Ama tabii ki de çok daha zorlayıcı bir projeydi. Üstüne atladım mı? Tabii ki de atladım. Bir değil, iki tane bebeğim olacak falan diye. Ki zaten şey var hani, o sırada kitap basıldı, elime ulaştı falan, o kutuyu açma. O anları keşke size paylaşabilseydim. O kadar zamanlama gerçekten o kadar kötüydü ki çoğunda. Hani böyle ağzım yüzüm birbirine girmiş, üçüncü gözüm kenardan açılmış, kulağım yana düşmüş falan, bir şekilde şaşı bakarak açtığım için o kutuları, o karmaşanın içinde çoğunu videolayamadım, aklıma bile gelmedi zaten. Böyle açıp o elime ilk aldığım anlar falan gerçekten çok duygusal anlardı. Şurada kıt diye gözyaşım, siz de görüyorsunuzdur zaten. Görmüyorsunuz, şaka yapıyorum, ağlamıyor tabii de, böyle duygusal olarak hayali gözyaşlarım şu anda sel oldu, akıyor, öyle söyleyeyim size. Neyse, o sırada ikinci kitabın anlaşması geldi. Direkt başladık. Daha zorluydu, daha heyecanlıydı da sanırım. Şöyle bir güzelliği var. Ofisimdeydim ve çoğunu gördüğünüz güzel masamın üstünde rahatça çizerek ilerledim. Birazcık daha iyiydi. Ama okulun artık son dönemlerine geliyordum. Ya her dönem böyle Super Mario şey gibi zorlaşarak ilerliyordu. Onun için daha zordu. Hani hem kitaptaki çizimler daha zordu, hem okul daha zordu. Ama en azından daha alışmıştım, daha stresliydim. Yapabilecek miyim acaba hissi daha az vardı. Çünkü ne olursa olsun hani... dedim ki kendi kendime, böyle bir teklif geldiğine göre gerçekten sen de hani yapabiliteni görüyorsun. Neticede bu bir yarım şirket, senden önce 1000 tane kitap çıkarmış insanlar, hani bunu ayırt edebilecek kapasiteleri vardır. Yani güven kendine, yapabilirsin dediğim halde içten içe sürekli bir ses, ne yapabilecek miyim lan, ben hiç yapmadım böyle bir şey falan diyor haliyle. O hani çok istediğin, çok özendiğin şeylerde bir de daha çok strese girersin ya, öyle bir durum da vardı. İkinci kitapta bu daha azdı neyse ki. Onun için süreç bir tık daha rahat ilerledi yani. Bazı açılardan evet, bazı açılardan hayır. Sanırım ilk kitaptan da böyle bir 6 ay sonra falan hani bitmiş bir şekilde bu ikinci kitabımızı çıkarttık. Yani dediğim gibi iki kitap da benim için özel ama bu ikinci kitapta kendimi daha da şaşırttım diyebilirim. Çünkü hani dediğim gibi birazcık daha zorlayıcı, birazcık daha karışıktı çizimler. Özellikle şu mesela, bu ejderha çizimim benim... Yani yaparken ve yapıp bitirdiğimde yani asla yapamayacağımı düşündüğüm halde sonuçtan böyle wow, o gerçekten deneyince oluyormuş, uğraşınca oluyormuş falan dediğim, böyle acaba yapabilecek miyim falan filan derken böyle olmayacak, zorlanacağım, nasıl bunu listeden çıkarsam bu falan, aa bu güzel değilmiş estetik olarak falan, niye ona bahaneler mi uydursam falan derken, ya Tuğçe saçmalama yap işte falan diye diye, böyle sonuç olarak da gerçekten yüzümü gülümseten çizimler yaptığım bir süreç oldu benim için. Tabii ki de kolay ilerlemedi. Hani dediğim gibi her çizimden önce bir en az 10 tane falan skeç atıyordum, renk denemesi yapıyordum, renkler ilgili revize geliyordu ve çoğu objenin gerçekte hani, yani gerçek objeler olmadığı için çoğu karakter internette çok güzel, temiz bir şekilde verisini bulamıyorsun. Yani referans alabilecek fotoğraf bulamıyorsun. Her açıdan zaten yok. Hani bir açıdan var, senin başka bir açıdan çizmen gerekiyor. Burada bayağı bir hayal ürün, hayalin işin içine girip ama hayali de çok fazla katamayacağım. Çünkü neticede gerçek bir tasarıma dayanan ürünler çıkardığım için o hani referans bulma, gerçeğe oturtma, rengini uydurma kısımlarında birazcık sıkıntı çektim. Oralarda birazcık revize yedim zaten ama revize candır ya. Biz zaten senelerdir artık revizesiz iş yapınca böyle bir şok olalım, bir gariplik var bu işte diye. Ama süreç olarak dediğim gibi çok güzeldi. Bunu size paylaşmak çok istedim. Gerçekten YouTube açmasaydım bu şekilde ilerlemeseydik, ben o Harry Potter doodle'larını yapmazdım. Asla bunları Instagram'da paylaşmazdım. Ve proje bana gelmezdi. Gerçekten attığınız bir adım daha sonra başka bir şeye, başka bir şey oradan başka bir şeye evriliyor. Ve bu proje bana başka kapılar da açtı, başka projeler de getirdi. Kendimi sanatçı olarak, illüstratör olarak,
gördüğüm, koyduğum yer değişti. Ayrıca ne olursa olsun hani insanların farklı başarıları vardır hayatta. Kendini tanımladığı ya da gurur duyduğu ya da üstüne hani taş diye böyle koyup bir basamak daha üste taşıdığı, özgüvenli de olsun, kariyerini de olsun, kendiyle olan ilişkisini de olsun. Bu kitaplar benim için gerçekten o basamaklardaki iki büyük taş. Wow, seni derin cümleci seni. Kitap aslında şöyle ilerliyor. İlk başta benim çizimlerim, benim işte tariflerim, yol göstermelerim var. İkinci yarısında da ilk attığım skeçlerin taranmış halleri var. Buradan bu sayfayı kopartıyorsunuz. Benim o çizimi yaptığım sayfaya gidiyorsunuz. Oradan işte adımları takip ederek siz de kendiniz evde çizminizi yapıyorsunuz. Zaten ilk kitabın başlangıcında hangi ürünleri kullandığımın da listesi var. Onları böyle çizdim. Tabii de Vince Renlift'in katman sulu boya serim. O da buradaydı, bana eşlik etti. Hala Vince Renlift'in sesimi duymuyor. Bir duy beni, bir benimle bir proje yap, bir palet çıkartalım beraber diyorum. Hiç. Belki bu videodan sonra minik mesajlar gönderir eski sevgilisine burada. Tüm amacım, gayem buydu. Neyse, yani dediğim gibi herhangi bir paleti kullanabilirsiniz. Bunlar sadece öneriydi benim için. Daha sonra işte burada hangi rengi kullanacaksınız, renk kodları ne kadar sık olacak, hangi fırça daha iyi olur, o fırçayı nasıl, ne açıyla tutacaksınız falan gibi böyle verebildiğim kadar detay vererekten anlattım sizinle evde rahat yapabilmeniz için. Ki zaten şimdi Instagram'dan falan gönderiyor böyle çizenler, evde kitabı alıp bu çizimleri yapanlar. Kimisi o kadar güzel yapmış ki benden falan, bana beni falan sollamış geçmiş yani. Oradan da kendimi pay çıkartıyorum ama yani ne güzel anlatmışım demek ki işte bu kadar yapabilmiş falan gerizekalı. Neyse, şundan da bahsedeyim, size bunları da göstereyim. Bunlar benim ilk kitabın yani çizimleri, şöyle göstereyim size. Aslında hani çok görünmüyor olabilir ama bunlar final çizimleri. Yani bir bunun 2-3 katı kadar da çöpe attığım, hani beğenmediğim, tekrar yaptığım, arkasını çevirdim, boyadım falan. Bunlar final olduğu için bunları sakladım ama diğerleri hani sağdan sol taşıyamayacağım için zaten çöpe gittim. Bazı sayfalar direkt iptal edildi. Karakterlerin çizimleri olacaktı, onları tarza uymadığı için çıkardık. Çizimleri yapıldı ama biz dahil etmedik. Süreç bu şekilde ilerledi. İçi her şey bana ait ama kapak tasarımı tamamen bana ait değil. Yani kapağın son setup'ını ben yapmadım. Buradaki doodle'ları, çizimlerin hepsi benim. Ama hani ayarlamaları, font seçimlerini tabii ki de onlar yaptılar. Yani zaten kapağı ben tasarlıyor olsaydım tabii ki de orada altın yaldız olurdu. Harry Potter kitabın ismini falan yazmış altın yaldızdı. Öncelikle kendi ismimi yazardım. Ama şöyle bir güzelliği var şu an. İnternete girip Tuğçe Odoer Harry Potter yazdığımda bu kitap çıkıyor. Yani böyle bir görsel, böyle bir ürün var. Ya neyse ya, ağzımdan yüzümden anlaşılıyordur zaten. Çok güzel, çok onur verici, çok wow'lık bir durum benim için. Kitabı beni bildiğim kadarıyla şu anda 6 ya da 7 dilde piyasaya sürdüler. Ama ben konuşmuşum, hani Türkçesi çıkacak mı, hani insanlar sorar, merak ederler diye. Lisansları var elimizde, hani anlaşmalara göre o konuda bir kesinlik yok henüz demişlerdi. Yani belki bir gün çıkar bilmiyorum, belki talep olursa çıkar. Gidin rahatsız edin darlayın. Ama şu anda hani İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almancası kesinlikle var. Onları hani ben de gördüm. İlla edinmek istiyorsanız çok karmaşık değil, hani anlatım dili de çok karmaşık değil. İngilizcesini alabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten genel olarak görsel olduğu için her şekilde içinden çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Alırsanız, elinize geçerse, bana da Instagram'dan gönderirseniz çok sevinirim. Yaptığınız çizimleri çok hoşuma gidiyor, başkalarının yaptığı çizimleri görmek. Daha ne diyeyim, ne olur bilmiyorum. Varsa bu konuyla ilgili sorularınız bana aşağıda veya Instagram'da yazabilirsiniz. Size paylaştığıma çok sevindim. Bunu gerçekten çok uzun zamandır istiyordum, bu videoyu yapmayı, sizinle paylaşmayı, bu heyecanımı. Ki hala 2 sene geçmesine rağmen gördüğünüz gibi heyecanım aynı seviyede. Hala böyle bazı insanlar sorduğunda kitaplarımı onlara gösterdiğimde böyle gözlerimin içi parlaya parlaya çocuk gibi heyecanlarını gösteriyorum. Böyle. Hayatımda gerçekten çalıştığım en güzel projeydi şu ana kadar. Hem dediğim gibi duygusal olarak bağlı olduğum bir konu, küçüklüğümü hatırlayarak yaptım. Ben hala böyle Harry Potter'ın ses kitaplarını dinleyerek uyuyorum yani. O kadar sevdiğim, bağlı olduğum bir şey. Hayatımda hani böyle Potter adım ben diye geçirip sürekli buna empoze bir şekilde yaşamasam bile benim için özel bir yeri olan bir şeydi ve böyle projede çalıştığım için tabii ki de çok mutlu oldum. Hani böylesi bir daha gelir mi bilmiyorum. Bu kadar hem sanatsal olarak hem de manevi olarak bağlı olduğum bir işte çalışır mıyım bilmiyorum ama hani hayatta bir kez bir şey varsa benim için bu bir kez bu projeydi gerçekten. Umarım daha güzelleriyle karşınızda olurum yakın bir zamanda, bilmiyorum. Artık bu noktada bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Heyecanımı paylaştığınız için teşekkür ederim. Kitabı elde ederseniz, çizimlerini yaparsanız bana gönderirsiniz, çok sevinirim. Sizinle yakında, çok yakında diyemiyorum. Hala anladığınız gibi karmaşık bir taşınma süreci içindeyiz ama umuyorum ki yakında yeni bir videoda görüşmek üzere.
Bye, Chickalee!